İhramcızade aslında şiire kabiliyetli olan bir kişi. Fakat üstadı Mustafa Haki Efendi yazın güzel ama yazma demesi üzerine de çok fazla eser vermeyen birisi. İhramcızade'nin elimizdeki tek eseri Yare Yadigar isimli mevlidi. 1933 yılında yazılmış bir mevlid. Kur'an eğitiminin yasaklandığı bir dönemde böyle bir eserin yazılması önemlidir. Bunun dışında bir iki şiiri var İhramcızade'nin. Kendisi şiir yazma yerine insan yetiştirmeye yönelik çalışmalar yapmıştır ki bu da bir yazıdır aslında. Bir eser bırakıyorsanız insanla eser bırakıyorsunuz. Kitap nasıl geriye bırakılıyorsa ondan da belki daha önemlisi insan bırakmak önemlidir ki bu açıdan İhramcızade insan yetiştirmiştir. Darendeli Osman Hulusi Efendi 20. yüzyılda divan meydana getiren şairlerimizden, büyüklerimizden, tasavvuf büyüklerimizden birisi. Divan geleneğimiz bizde Yunus Emre ile başlıyor. Anadolu'da Yunus Emre'den itibaren divanlar oluşturulmaya başlıyor. Bu divanları oluşturan şairlerden bir kısmı tasavvuf çevrelerde yetişmiş insanlar. Tasavvufi çevrelerde yetişen insanların divanlarını diğer divanlardan ayırmak için Divan-ı İlahiyat adı veriliyor. İlahiler Divanı. Çünkü bu mutasavvıflar yazmış oldukları divanlarındaki şiirleri müntesipleri tarafından besteleniyor ve zikirlerde bu ilahiler okunuyor. Bu açıdan baktığımız zaman Osman Hulusi Efendi'nin 20. yüzyılda meydana getirmiş olduğu bu divan oldukça önemli. Edebiyat tarihimiz açısından önemli. Çünkü 1850'lerden sonra diyelim, yani 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren artık Batı edebiyatı edebiyatımıza girmiştir. Yani geleneksel edebiyatımızdan kopmalar olmuş, geleneksel edebiyatla ilgili eserler artık verilmemeye başlamıştır. Her ne kadar adı divan olsa bile Batı tarzında yazılan şiirlerden oluşan divanlar olduğunu da görürüz. Bu açıdan divanların artık yazılmadığı bir dönemde ki Cumhuriyet döneminden sonra divan kaleme alan bazı isimler var. Bunların hepsinde mutasavvıflar olduğunu görürüz. Osman Hulusi Efendi'nin divanı aruz vezninde kaleme alınan ve naat, münacat türündeki eserleri bolca gördüğümüz divanlardan birisidir. Edebiyat tarihimizde de önemli bir yeri vardır. Yine bununla ilgili yine Darende de Osman Hulusi Efendi Vakfı'nın çalışmaları var. Alanın ilgili hocalarına divanın şerhleri yaptırıldı. En son bir kitap çıktığını biliyoruz, 4 ciltlik. Ve bu önemli bir çalışmadır. Oradaki yapılan çalışma bir şerh çalışmasından ziyade günümüz Türkçesine çevirme şeklinde insanların daha rahat anlayabilmesi için. Fakat şerh olarak da tamamının yapılması gerektiğini ben düşünüyorum. Bu açıdan da Osman Hulusi Efendi Vakfı'nda görevlilere teşekkür ediyorum. Bunların mutlaka genç nesillere aktarılması gerekiyor. Akademisyenlerimiz bu konuda çalışmalar yapıyorlar. Onlara da ben teşekkür ediyorum. Hiç olmazsa bu eserleri görebiliyoruz. Cumhuriyet sonrasında kaleme alınan bazı divanların kaybolduğunu da biliyoruz ki işte bu büyük bir vefadır. Osman Hulusi Efendi'ye bir vefadır. Ve Osman Hulusi Efendi'nin şahsında mutasavvuf şairlerimize, büyüklerimize bir vefadır. Bunun devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. Eserin güzel baskıları var. Yıllardır ben takip ediyorum. Önce iki cilt olarak basılmıştı normal işte divan olarak. Daha güzel baskıları yapıldı. Yine Somuncu Baba dergisinde her bir şiiriyle ilgili şerhler yapıldı. Bunların bile bir araya getirilmesinde güzel şeyler çıkacağını düşünüyorum. En son yapılan 4 ciltlik çalışmada bu eserlerden sonuncusu ama sonuncusu olmayacağını da biliyorum. Bundan sonra da bu eserle ilgili çalışmalar yapılacak.